Cinderella, uzaklaşan at arabasının ardından bak. Sonunda Cinderella. Tabii ki Cinderella'nın mutlu sağ. Bir videoyla ben ve Doruk sizlerin karşınızdayız. Evet, videoya gayet enerjik başladık ve umarım bu şekilde de devam eder. Bugün de yine sizlere çok güzel bir masalımız var. Çoğu kişinin bildiği masallardan bir tanesi eminim ki. Hangi masaldan bahsediyorum? Prenses masallarından Cinderella. Evet. Yani Kül Kedisi. Bugün sizlere bu güzel masalı okuyacağım. Dorukcuğum, gel bakalım yanıma. Olmaz. Aa, Doruk olmaz dedi. Neden? Masal okuyacağız ama. Gel bakalım yanıma. Yanıma gelmek istemiyor. Sevgili anneler, babalar, yepyeni videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Aynı zamanda beğenirsiniz, beğen tuşuna da basabilirsiniz. O zaman herkes ısırsa şimdi bu masala başlıyoruz. Cinderella. Bir zamanlar Cinderella adında bir genç kız vardı. Kötü üvey annesi ve iki üvey kız kardeşiyle birlikte yaşardı. Gündüzleri çok sıkı çalışan Cinderella, geceleri ise şöminenin kenarında küllerin içinde uyurdu. Bir gün saraydan bir mektup geldi. Prens bir balo düzenliyordu ve herkes davetliydi. Ama Cinderella'nın üvey annesi ona "Sen gidemezsin. Burada kalıp ev işlerini bitirmelisin." demiş. Balo günü Cinderella üvey kız kardeşlerinin hazırlanmalarına yardım etti. Üvey kardeşleri ise "Evde iyi eğlenceler." diyerek onunla alay ettiler. Zavallı Cinderella uzaklaşan at arabasının ardından baktı. Sonra da gözyaşları içinde yere oturdu. Baloya gidebilmeyi öyle isterdim ki, dedi. Birden sevecen görünüşlü yaşlı bir kadın ortaya çıktı. Işıltılı kanatları ve sihirli bir değneği vardı. "Merhaba Cinderella," dedi. "Ben senin peri büyük annenim. Dileğini gerçekleştirmeye geldim." Cinderella'nın peri büyük annesi gülümsedi ve sözlerine devam etti. "Önce seni saraya götürecek bir araba bulmalıyız. Haydi ona sebze bahçesindeki en büyük bal kabağını getir." Sonra sihirli değneğini salladı ve bal kabağı bir at arabasına dönüştü. "Şimdi de seni saraya götürecek birkaç at ve bir arabacı gerekli," dedi peri büyük anne. Ve değneğini sallayıp 4 fareyi 4 ata, 1 fareyi de arabacıya dönüştürdü. "Şimdi en önemli bölüme geldik," dedi Cinderella'nın peri büyük annesi. "Balo elbisen." Sihirli değneğini salladı ve Cinderella harika bir balo elbisesiyle ışıltılı cam ayakkabılar giymiş olduğunu fark etti. Cinderella'nın peri büyük annesi ona baloya hazır olduğunu ama gece yarısı olmadan eve dönmesi gerektiğini söyledi. Saat 12'yi vurduğunda sihir bozulacak. Cinderella saraya ulaştığında herkes dönüp ona baktı. "Bu güzel gençliği de kim?" diye sordular. Üvey kardeşleri de dahil hiç kimse onu tanıyamadı.
prens tüm akşam Cinderella ile dans etti. Genç kız öyle mutluydu ki zaman su gibi akıp geçti. Birden saat 12 vurmaya başladı. Cinderella koşarak saraydan dışarı fırladı. Ama o aceleyle cam ayakkabılarından birini düşürdü. Cinderella at arabasına döner dönmez sihir bozuldu. Genç kız eve üvey kız kardeşlerinden önce ulaşmak için son hızla koştu. Ancak prens Cinderella'yı unutmadı. Ona kalbini kaptırmıştı ve cam ayakkabının sahibiyle evleneceğini duyurdu. Ülkedeki tüm evleri tek tek ziyaret etti ama hiç şansı yoktu. Sonunda Cinderella'nın evine ulaştı. Bu cam ayakkabı baloda dans ettiğim kıza ait, dedi prens. Onu bulmak zorundayım. Cinderella'nın üvey kız kardeşleri prensi içeri davet ettiler. Sonra da kocaman ayaklarını cam ayakkabıya sığdırmayı denediler ama başarısız oldular. Prens evde bir başka genç leydinin daha yaşayıp yaşamadığını sordu. Tabii ki yok, dediler üvey kız kardeşler. Tam o sırada Cinderella odaya girdi. Ama üvey annesi onun konuşmasına bile fırsat vermedi. Hayır, olamaz. O mutfakta çalışıyor. Baloya gitmedi. Ama prens Cinderella'dan sandalyeye oturmasını rica etti. Cam ayakkabı tabii ki Cinderella'nın ayağına tam oldu. Herkes çok şaşırdı. Böylece Cinderella'nın balodaki kız olduğunu anlayan prens sevinçten havalara uçtu. Sonunda eşimi buldum, diye haykırdı. Benimle evlenir misin? Cinderella kabul etti ve ikisi sonsuza dek mutlu yaşadılar. Evet, alkış. Mutlu son. Ben mutlu sonlara bayılırım. Doruk, sen bayılır mısın? Evet. Evet. Balo. Hayır mı? Balo. Bayu. Bayılırım. Bayılırım. Evet. Bayılırım. Doruk da bayılırmış. Çok güzel bir masaldı. Keşke gerçek hayatta peri masallarındaki gibi olsa. Değil mi Doruk? Sen küçük prens olsa. Sen Cinderella'nı arasan, prensesini bulsan. Değil mi aşkım? Arkadaşlar, çok güzel bir masaldı. Umarım bu masalı sizler de beğenmişsinizdir. Artık videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Baba. O zaman şimdilik hoşça kalın. Bay bay.